Sen yarın gelmeyecek miydin? Bavulun nerede? Tuvalete gitmem lazım. Portakal suyu içer misin? Az bir şey içerim. Tamam. Sana bir şey söylemem lazım. Birine aşık oldum. Sana telefonda da söylerdim ama herhalde böylesi daha doğru. Şimdi gidiyorum. Bir ara eşyalarımı alayım. Senin ameliyat günün değil mi bugün? Hastaneye geç kalıyorsun. Bakalım hangi kitaplar burada kalmak istemiş. Ver bakayım şunları bana ver. Onu da ver bakayım böyle. Bu ne olmuş böyle? Allah. Oo, Tevfik Fikret. Al bakalım bu senin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bak orada bir şiir vardır. Hanı yağma. Onu iyi yok. Yiyin efendiler yiyin. Bu hanı iştahı sizin. Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin. Hadi bakalım, hadi yola, hadi yola. Gidiyoruz. Yolculuk var.
Yuh. Gene fotoğraflardan birini çalmışlar eşşi ol eşekler ya. Söylüyorum çocuklara dikkat edin biraz diye ama beni dinleyen yok ki. İşte doktor da geldi. İyi akşamlar millet. İyi akşamlar doktor. Hoş geldin doktor. Rıza Bey'cim versene. Dino in aşağı oldu. Kaç kişiyi kestin bakayım bugün? Bugün bir aslan masada kaldı. Yine birini öbür tarafa yolladın yani. Afiyet olsun. Bir de karın beni terk etti. Senin karın İngiltere'de değil miydi ya? İngiltere'deydi. Dönmüş. Sabah çıktı geldi. Ben birine aşık oldum dedi. Seni terk ediyorum dedi gitti. Yapma be doktor. Ne olacak şimdi? Ne bileyim. Ya biliyorsunuz zaten 2 senedir kavga edip duruyorduk. Bir ara gidip eşyalarını alacakmış. Bana bak karın kime aşık olmuş öğrenelim. İkisinin de kafasını aha böyle taşla ezelim. Namusumuzu kurtaralım. Daha enteresan bir şey var. Var. Sana çok kanlı geldiyse gölde de boğabiliriz. Gölbaşı. Mesela? Yok bu namus temizleme operasyonu senin olsun. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ya kız aşık olmuş abiciğim. Yani yol açmaz. Sana ne oluyor Faruk? Bu namus bekçiliği nereden çıktı? Yine bunun ayılığı üstünde ha. Sen şimdi karının kime aşık olduğunu merak etmiyor musun? Yok. Sen merak ediyor musun? Ne bileyim yani insan merak eder değil mi? Lan başlar. Faruk. Senin hanım Paris'ten döndü mü? Ne zaman dönecek? Efendim. Ha, müsaitim, müsait. Ha. Nerede? Evet. Kustu. Arda'nın önce mi sonra mı? Bir öksürsün bakayım. Nerede ağrı? Zıplat bakayım ya. Apandisit. Anlaşıldı tamam. Akut apandisit. Evet. Şimdi şey İskender'i arayın. Bak yerindedir şimdi. Ha. Ameliyat olacak. Başka bir şey yok. Ha. Tamam sonra beni arayın tamam mı? Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar ben yorgunum biraz. Bugün taşındım. Hayda. Niye taşındın? Ne güzel oturuyordun evinde Gül gibi. Niye mi taşındım? Ev sahibi 6 ayda 2. kez zam talebinde bulundu. Ben de eşyaları toplayıverdim işte. Niye haber vermedin İhtiyar? Yardım ederdik taşıma. Evet. Ya nesine yardım edeceksin? Göçebe adamım ben. Ne var ki evde? İşte kitaplar var, resimler var, bir gramofon. Bir de babamın elbiseleri. Zaten smokini giyip çıktım buruşmasın diye. Nereye taşındın? Galip dede. Ha iyi şurası. Ha. Ya bak benim bir arkadaşım vardı. 1968'de 6. filo geldiği zaman Amerikan bayrağını yaktığı için tutuklanmıştı. Şimdi Amerikan vatandaşı. İşte ev sahibi aradığı gün tesadüf o da aradı. Ya benim git babadan kalma evde otur Galip dede de dedi. Ben de niye olmasın dedim taşındım işte. Ne kadar kira ödeyeceksin? Pahalı mı? Ne kirası ya? Ben orada istediğim kadar otururum. Kira mira da vermem. Nereden biliyorsun? Amerika'da yaşadığı yıllarda belki arkadaşın değişmiştir. Kapitalist olmuştur. Amerikan pasaportu filan. Arkadaşlar, Ayten'cim. Sen bizim kuşağın işlerinden pek anlamazsın. Anlatması da uzun olur. Uzun olur. Biz dünyayı değiştirmek için yola çıktık. Olmadı. Dünyayı değiştiremedik. Dünyayı değiştiremedik ama dünyada bizi değiştiremedi. Nazdrov ya.
Al bakalım. En sevdiğin koku bu. Ha, müzeye. Hadi çık artık dışarı be. Ha? Müzeye. Afrika'dan her köşe başında bunlar aklınız. Uyuyorlar anladın mı? Son. Aa, yani. Muzaffer Bey gelemeyecekmiş. Aa, neden? Müzeyen hastaymış. Hmm. Sümüklü böceğin hasta olduğunu nereden anlayacak ki? Kabuğundan çıkmıyormuş, yemek de yemiyormuş. Eğer kabuğundan çıkmıyorsa hastadır, biz biraz evde oturalım, iyileşince geliriz dedi. Hmm. Allah Allah, çok tuhaf ya. Hikmetinden sual olunmaz, Muzaffer'dir, varsın bir gün evde otursun. Hasta. Yani hep nezledirler ama hasta olmazlar, merak etmeyin. Rutubet onlara iyi geliyor. Nezle dediniz ama. Ama onların nezlesi farklı efendim. Ya geçen gece televizyon seyrederken uyuyakalmışım. Cam da açık kalmıştı. Üşütmüş olabilir diye düşündüm. Sabah baktım marununa da hiç dokunmamış. Yani isterseniz bir gece bizde kalsın, müşahede altında tutalım. Yok, kalmasın. Biz eve gidelim. Eğer bir şey olursa ben size tekrar gelirim. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Size bir şey söylemem gerekiyor. Söyle. Ben barı kapatmaya karar verdim. Oo. Siyah beyazı kapatıyorum. Yok ya. Emekli olurum. Gidip Bodrum'a yerleşeceğim. Yeter artık be. Ama 24 yıl olmuş. Yaşlandık. O ilk günlerin müşterilerinden çoğu gelmiyor artık. Ben de yoruldum. Aslında burası kamusal alan sayılır. Öyle bir şey hakkın olduğunu hiç sanmıyorum. Saçmalama doktor. Adamın kendi malı, istediğini yapar. Ama ben hastaneden çıktıktan sonra hep buraya geliyordum. Şimdi nereye gideceğim? Arkadaşlar burası benim de evim. Ama artık baş edemiyorum. Birçok eski arkadaşımız yok artık. Şu fotoğraflara baksanıza, duvardaki fotoğraflara. Neredeyse ölüler yaşayanlardan daha fazla. Şu an 4 arkadaşım kemoterapi alıyor. Ne zaman kapatıyorsun? Bilmiyorum. Yukarıdaki sergiler biter bitmez. Kapatmayı düşünüyorum. Bence galeriyi kapat, bari kalsın. E tamam, o zaman bir anket yapalım. Hı? Demokratik olur. Ben karşıyım. Demokratik olduğu söylenen her şeyin boku çıkıyor zaten. Yarın balık tutmaya gidelim mi ya?
Aman güzelleri var, kimler gelmiş acaba, acaba? Aman da ne canım benim. Oh! İhtiyar, iki şişe şarap hediye ettiler bugün bana. Çok kaliteliymiş. Ben de düşündüm, bu şaraplar en iyi benim komünist arkadaşımla gider diye. Gittim bir de roquefort peyniri aldım, geldim. Oh. İyi yapmış mıyım? Çok çok iyi yapmışsın, hem de ne kadar iyi yapmışsın. Aç bakalım şu şarabı. Bir deneyelim, bizim içebileceğimiz kadar güzel miymiş, ha? Vallahi öyle görünüyor mu? Ne yani? Komünistler kaliteli şarap içemez diye bir kural mı var acaba? Ne münasebet. Komünistler kaliteli şarap içemezler mi? Biz her şeyi paylaşmaktan yanayız. Hepimiz birinci mevkide seyahat edeceğiz. Bak bakalım tadına. Bakayım. Ah şunlara bak, ne kadar güzeller ya. Ya böyle bir tane var. Böyle koca bir güvercin, bir ayağı yok. Hmm. Topal. Oh. O da benim gibi komünist. Hadi canım. Ha. Nereden anladın? Nereden mi anladım? Her gün gelip benim kızıl bayrağın üstüne konuyor da oradan anladım. Hmm, peynir çok güzel. Afiyet olsun. Ben ona Rosa adını taktım. Rosa Luxemburg. Ayten, Rosa devlet tarafından öldürülmüştür. Bayrak niye içeride şimdi? Hiç sorma ya. Başıma bir şey geldi deme. Hayır, beklerim yani, bilmiyorum. Yok, o kadar önemli bir şey değil de. Yine geçen akşam kapı çaldı, gittim açtım kapıyı. Hı. Çok kibar bir beyefendi çıktı. 60-65 yaşlarında. Emekli öğretmenmiş. Affedersiniz, rahatsız ediyorum. Zannedersem sizin bayrağın ay yıldızı düşmüş, size yeni bir bayrak getirdim dedi. Hadi canım, sen ha, ne yaptın peki? Ben şaşırdım, kaldım. Ondan sonra öyle mi olmuş dedim. Aldım bayrağı tabii mecburen. Şimdi bizim kızıl bayrak içeride, iyi mi? Düşünebiliyor musun, bayramlarda ben bayrak asarsam 40 yıllık komünist Ahmet Nihat ulusalcı olmuş diyecekler, derler, derler. Biz de aslında yavaş yavaş ulusalcı oluyoruz yani. Aytencim, bak dinle. Ay yıldızlı ve ay yıldızsız bütün bayrakların şerefine. Ya ihtiyar, kafam çok takılıyor. Bu Faruk'un barı kapatma meselesine ne diyorsun sen? Yani bence kafayı yedi. Bir doktoruna falan mı götürsek acaba? Ya. 24 yıl Ayten. Faruk bu barı 24 yıldır işletiyor. Çok sıkılmış bana bak. Fena sıkılmış. Yani biz Faruk'a biraz zaman tanısak iyi olacak gibi geliyor. Abi Osman var, ressam Osman. Doktor Ahmet var, karısı Esin. Daha o zaman Elif ufacık. Zorna gibiyiz, bir arabaya 8 kişi bindik abi. Benim Volvo. Muzaffer. Ay inanmıyorum, sensin değil mi? Ay çok sevindim seni gördüğüme. Ya hiç değişmemişsin, nasılsın? Özür dilerim, hatırlayamadım. Muzaffer, ay tanımadın mı beni, Nilgün ben. Ya fakültede arkadaştık. Ben bir kaza geçirdim. İki kere ameliyat oldum. Geçmişle ilgili hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ankara Hukuk Fakültesini hatırlamıyor musun? Kantinde otururduk. Sessiz film oynardık. Sen, ben, Müfit,
Alev, İbrahim. Fakültede beraber mi okumuştuk? Evet. Çok iyi arkadaştık. Ama sonra ben yurt dışına gittim. Yıllardır görüşmüyoruz. Ya dede demek öyle ha? Ya. Neyse. Ben yine de çok sevindim seni gördüğüme. Ankara'dayım artık. 3 aydır. Şuradaki hukuk bürosunda çalışıyorum. Ararsan sevinirim. Belki geçmişi hatırlamanda yardımcı olurum. Teşekkür ederim. Maalesef benim kartım yok. Nilgün Hanım, çok memnun oldum. Ya sizi arkadaşım Faruk. Memnun oldum. Ben de, nasılsınız? Teşekkür ederim. Peki. Görüşürüz. Çok sevindim seni gördüm. Kekem olduğunu bilmiyordum. Ben de. Kimdi o kadın? Nilgün. Gerçekten bu kadın senin fakülteden sınıf arkadaşın mı? Evet, öyle. Seni çok iyi tanıyor gibiydi de. Öyle miydi? Ya söylesene, kim bu Allah'ın belası kadın? Şöyle oturalım mı? Olur. Al bakalım. Merakın geçti mi? Ama bu o. Ne kadar zekisin, hemen de tanıdım. Ne kadar hoş değil mi? Evet, ulan neredeyse hiç değişmemiş. Söyleyeceğim başka bir şey yok mu? Beyefendi cüzdanında üniversiteden tanıdığı bir hanımefendinin fotoğrafını taşıyor ve benim haberim yok. Ama ben de iyi arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Kim bu kadın? Nilgün. Allah'a şükür onu öğrendik. Önümüzdeki 3 ay içinde soyadını da öğreniriz herhalde. Üniversiteden beri görüşmediğiniz doğru mu? Lan ne antika bir adamsın sen ya. En az 25 yıl olmalı. 25 yıl değil. 26 yıl 6 ay. Hadi herif, yılların yanına aylar da mı sayılıyor? Kim bu kadın? Nilgün'le üniversitenin 1. sınıfındayken tanıştım. Onu ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum. Kantinden içeri bir kız girdi. Öyle güzel, öyle alımlıydık. Çay bardağı elimden düşüverdi, öylece kala kaldı. Sonra ne oldu? Sonrası bir aşk öyküsü işte. Birbirimizi çok sevdik. Bir o kadar da kıskandık. Bir gün okulun kampüsünde böyle bir bankta oturuyoruz. Arkamdan geldiğini hissettim. Gözlerimi kapattı elleriyle. Ben de hemen saymaya başladım. Hale, Lale, Jale, Şükran, Türkan, Müjgan, Seyran. Karşıma geçti, bir tokat vurdu bana. Gözlerimde şimşekler çaktı. Ne kadar çok gülmüştüm. 4 yıl böyle geçti işte. Sonra? Aşkımız bitti. Yani daha doğrusu o gitti, ben kaldım. Bak sen ne yaptın? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hayat öyle akıp gitti.
Ben de bir daha kimseyi sevemedim. Hep onu düşünerek yaşadım. O da zaten mutlu olamadı ya. Nereden biliyorsun? Biliyorum, biliyorum. Ortak bir arkadaşımız var, haberleri ondan alıyorum. Ya sen deli misin? Sen kadının fotoğrafını yıllarca cüzdanında taşı. Karşılaşınca da sizi hatırlayamıyorum numarası yap. Ya olacak şey mi bu ya? Neden? Aradan çok zaman geçti Faruk. Çok. Artık genç değilim, 50 yaşındayım. İnsan hayatta bazen işte böyle takılıp kalıyor. Onu hiç unutmadım, unutamadım. Hiç evlenmedim biliyorsun. Yalnızlığa da alıştım. Nilgün artık benim için fotoğraftaki kız olarak kalacak. Eşek herifler. Eşek herifler. Eşek herifler. Ayten, aç şu kapıyı eşek heriflere. Geç kaldılar zaten. Tam 40 dakika geç kaldılar. 40 dakika. Neredesiniz? Nerede kaldınız be? Aslında nerede kaldınız ha? Bak saat 5'e 20 var. Ya randevusuna geç kalan insan insan değildir. Yapma ihtiyar, saat 4'e 20 var. Senden korkumuza 20 dakika erken geldik. Evet işte. Dalga mı geçiyorsunuz? Saat 5'e 20 var be. Aşk olsun ya. Ha. Viski mi getirdiniz? Koç. Aa, ben buz getirdim. Kadehler şurada, kadehler şurada. Ha. Evin güzelmiş. Çok sahtekarsınız. Arkadaşlar. Ben de geç kaldınız diye yarım saattir küfredip duruyorum size ya. Ne yaparsın? İhtiyarlık işte. Ben şimdi 74 yaşındayım. 20-30 sene daha yaşarım herhalde. İnsanın dikkati dağılıyor tabii. Neyse. Buyurun. Yapma be ihtiyar. Hala çakı gibisin bak. Hepimizi cebinden çıkarırsın. Aa. Sen düşünme böyle şeyleri ya. Rahmetli babam bir gün yolunu kaybetmiş, karakola gidiyor. Diyor ki evladım ben nerede oturuyorum diyor. Buyurun Vali Bey bir sizi eve götürelim diyorlar. Evde 30 metre ileride. O zaman babam 92 yaşındaydı. Hadi millet başlıyor. Kağıt çekelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben yarın erken kalkacağım. Beni affedin bu gece. Allah Allah. Hayırdır? Her zaman gözümüzü oyarsın oynamak için. Bu gece böyle. Ben de belli. Gönder. Arkadaşlar bana müsaade. Size bol şans. Muzaffer Bey, ikinci kadehiniz henüz bitmedi. Şerefinize. Tekrar bol şans. Görüşürüz Muzaffer abi. Görüşürüz. Güle güle. İyi geceler. Muzaffer gitti. Muzaffer abi nesi var? Arkadaşlar, bugün başımıza gelene inanamayacaksınız. Ne oldu ya? İhtiyar Muzaffer'in ta üniversite yıllarından sevgilisiyle karşılaştık. Bir sigara yakmam lazım. Bizim herif kadının fotoğrafını tam 26 yıldır cüzdanına taşımış meğer. Of. Hiçbirimizin haberi yok. 26 yıl. Şak kadını birden karşısında görünce ne yapacağını bilemedi. Titremeye başladı. Ve kekeme taklidi yaptı. Yok ya. Bir trafik kazası geçirmiş. Geçmişle ilgili hiçbir şey hatırlamıyormuş. Sizi hatırlayamadım dedi. Öyle mi yaptı? Ben de bozmadım tabii. Sonra? Sonrası yok. Kadın Ankara'ya dönmüş. 3 ay evvel. O da çok şaşırdı. Korktu. Biraz üzüldü de. Sonra kartını verdi. Ve hoş bir parfüm kokusu bırakarak uzadı, gitti. Nasıl ihtiyar? Gerekli değil, tuhaftı bugün. Nasıl bir kadındı anlatsana ya, merak ediyorum. Vallahi Aytenciğim, çok hoş bir kadındı. Yani Muzaffer'le yaşıt falan olmalı ama galiba geceleri buzdolabında saklamışlar. Dene istersen. Vay be. 26 yıldır aynı kadının fotoğrafını cüzdanında taşıyormuş ha. İhtiyar sen bilirsin, böyle aşk olur mu? Olmaz olur mu? Anlatayım sana istersen. Bak benim başımdan geçti. Şimdi bundan 45 yıl önceydi arkadaşlar. Hayır 46 çünkü Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Ben Kadıköy iskelesinden Karaköy'e geçeceğim. İskeleden ayrıldı vapur. Birden gözüm ilişti. Böyle
İskelenin üzerinde mi, suyun üzerinde yüzer gibi bir kız. Sapsarı saçlı, bembeyaz bir elbise. Elinde kırmızı bir şemsiye. Baka kaldım. 10-15 saniye falan gördüm herhalde. Sonra kayboldu. Ama o görüntü beynimin içinde hep yaşadı. Ay inanılmaz bir hikaye Bihtiyar ya. Niye daha önce anlatmadın bize? Ben onu bir yerden hatırlıyor gibiyim. Öyle mi? Nereden hatırlıyorsun acaba? Bu hikaye çok önemli bir hikayedir. Hemen hemen herkesin ilgisini çeker ve ben bu hikayeyi nereden çaldım? Orson Welles. Yurttaş Kane. Yurttaş Kane tabii ya. Anladın beni. Her zaman çok güzel ilgi uyandırır. Özellikle saf dil seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz tarafından çok beğenilir. Mevzu bahis aşk olunca mangalda kül bırakmıyorsun ihtiyar. Sen gerçekten aşık oldun mu bakayım? Olmaz olur mu? Gerçekten. İlk aşkımı hatırlıyorum. İlk aşkım. Hep arkasından koşardım. Adı neydi unuttum. İlkokuldaydım. Öğretmenim benim peşimden geldi. Ahmet, Nihat, sen bu kızın kuyruğu musun dedi. Evet öğretmenim, kuyruğuyum dedi. Bu iyiymiş ya. Ben aşık olduğum çocuklara ilkokuldayken tekme tokat döverdim. Onlar da bir anlam veremezlerdi tabii ki. Ne yoruduklarını şaşırırlardı. Hadi oynamıyor muyuz ya? Ne oynuyorduk biz? Kızarmaz, kızarmaz. Kim oynuyor? Kimde sıra? Sende sıra. Yerin bakalım. Oo, tehlikeli. Tehlikeli, tehlikeli. Altına girer. Aman aman. Şimdi erkek çocuklarını döven kızları kimse almaz. Sen bunu al bakalım o zaman. Oydu. Evet, seni dinliyorum. Hadi. Evet. Nasıl söylenir? Anlaşıldı. Sen bu işi beceremeyeceksin. Ben yardımcı olayım. Şimdi aslında benden hoşlanıyorsun. Birlikte güzel zamanlar da geçirdik. Ama sorumluluk almak istemiyorsun. Karındır, çoluğundur, çocuğundur, arkadaşların, mal, mülk filan. Yani durumun kelek.
Merak etme. İçin rahat olsun. Ben şimdi bu masadan kalkıyorum. Bir daha da beni hayatın boyunca hiç görmeyeceksin. Buraya yarım saat önce geldim. Özür dilerim, ben geciktim biliyorum ama acil bir telefon geldi. Boş ver ya, onun için söylemedim. Geldiğimde bu bitki susuzdu. Yarım şişe su verdim, bak nasıl canlandı, görüyor musun? Al. Diğer yarısını da ben gittikten sonra kafandan aşağı dök de biraz canlan, olur mu? Hesabı ödedim ben. Kendine iyi bak. Efendim Bülent abi. İyiyim, sen nasılsın? Ha, uygunum. Seni dinliyorum. Öyle mi? Hangi tarafta? Peki böyle ensene, yüzüne doğru yayılıyor mu? Ha. Yanma, batma gibi bir his var mı? Gördük mü hiç? Anladım, anladım. Bülent abi, büyük ihtimalle 3-5 güne zor olacaksın. Tamam, tamam. Yarın hastaneye gel. Ben seni cildiyeci arkadaşla besleyeyim. Hadi görüşürüz Bülent abi. Yakala. Ver. Gel, gel. Bırak, bırak, bırak. Hayır. Bacak. 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 Kuzu. Senin yüzün ayağı yapabiliyor mu bunlar oğlum? Benimki de parmaklarımın arasında dolaşıyor. Gel, gel. Boyun bitti yeter. Vatan geminin malları. Yiyelim efendiler, yiyelim afiyetle. Yo ihtiyar, manav mı soydun? Neden sen de normal insanlar gibi 1-2 kilo alıp gelmiyorsun? Ne yapacağız bu kadar kirazı? Eşe dosta dağıtacağız. Konu komşuya. Cenazeden sonra helva vermezler mi? Bubar öldüğüne göre cenazesini kirazla kaldıralım dedim. Fena mı ettim yani? Ağzımız tatlanır hiç olmaz. Sen ne biçim konuşuyorsun ihtiyar? Ne biçim adamsın be? Ne biçim adamsın? Sen nasıl kapatırsın bu barı ya? Nasıl kapatırsın ha? Bütün gece kavga ettim seninle rüyamda. Kafayı duvarlara vurup öyle uyandım be. Kalleşlik bu be. Ha. Kaç senedir biz buraya geliyoruz? Allah Allah. Ha. Hadi git, nereye gidiyorsan git. Git, kapat barı. Cehenneme kadar yoluna. Ya bir sakin olun. Ne sakin olması ya? Sakin olun var. Arkadaşlar, lütfen. Bakın benim kalp krizi geçirdiğimi unutuyorsunuz galiba. Şimdi siyah beyazın cenazesi derken benim cenazemi kaldırmayın burada. Ama beni de karıştırmayın. Mesaim bitti. Rakımı içiyorum. Vay 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 vay. Bu tavır, bu eda. Akıllara seza. Hayret, hayret. Hayret doğrusu. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ne haliniz varsa görün. Biraz da alırsınız. Rıza'cığım, bize de şöyle bir tabak yıkar mısın lütfen? Siz alır mısınız? Bu akşam kimse beni sevmiyor.
Hiç olmazsa bu koltuğu kimseyle paylaşmak zorunda değilim. Ah, tatlı köpeğim benim. Rinocuğum benim. Sen de yaşlandın be. Ne yapalım bu akşam? Hangi filmi izleyelim? Bak burada filmlerimiz var. Wild Bunch. Oh. Ha, izleyelim mi? Bok var. Öküz gibi yiyorsun. 66. Salak. Koca popo. 69. 70. Sağ ol Muzo'ya. Çok teşekkür ederim. Sana zahmet oldu. Eyvallah. Sağ ol. Dur. Şöyle alalım. Hemen şu müziği açayım ben. İhtiyar. Bu ses ne? Kimi boğazlıyorlar? Böyle birini mi boğazlıyorlar? Ya yok bir şey değil. Yan dairede engelli bir çocuk var. Anasıyla oturuyor abi. Baba evi terk etmiş, anladın mı? Evet, ne kitaplar almış. Nasıl yani? Şimdi sen her gece bu sesi dinlemek zorunda mısın? Ya sorma, ilk geldiğim gece benim de çok garibime gitti ama sonra alıştım. Gelir gelmez müziğin sesini de açıyorum. Sonra çocuk 9-9.30 dedi mi uyuyor zaten. Ya kadıncağız bugüne kadar 3 ev değiştirmiş. Şimdi bizim komşulardan birisi şikayet etmek istedi. Ben engelledim. Ben zaten eve geç geliyorum ben Muzo, ha? Pazar günleri bir problem oluyor aslında. Ama ben zaten pazar günleri evde oturmam ki. Yahu sen deli misin İhtiyar? Ha? Deli misin sen? Bu yaşta böyle bir şey çekilir şey mi? Muzo,
Ben kendimi bildim bileli deliyim, onu sen de biliyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bazı şeyler ancak belirli bir yaştan sonra çekilebilir oluyor. İndir, indir, indir. Dur, tamam. O böyle kalsın. Ötekine geç. Faruk. İndir biraz aşağı. Faruk. İndir biraz daha indir. Efendim. Şu resim tamam, biraz kalsın. Yumuk. Şu resim biraz yumuk. Biraz kaldırsana sol tarafta. Bak Muzaffer. Ben resmi eğri asmam. Eğri asılmasına da çok kızarım. Bunu biliyorsun. Bak. Evet. Eğri gözüküyor ama değil. Yani resim seni yanıltıyor. Ne bileyim, bana yamuk gibi geldi. Budur, budur, budur. Hüseyin, getir oğlum şu terasini. Bu adam avukattı, şimdi mimar olmuş. Neyin eğri, neyin doğru olduğunu bana öğretecek. Bak, bak. Kim? Doktor Bey. Evet, doktor. Evet. Yapma ya. Ne zaman? Ya bizim niye haberimiz olmamış? Tamam, bardayız. Bekliyoruz, tamam. Ya sakinim. Ya sakinim. Tamam, bekliyoruz. Ne oldu Faruk? Hakan. Akciğer kanseri. Yapma ya. Beyne sıçramış. Sağ taraf tamamen felç. Ameliyat etmişler. Ne zaman olmuş peki bu? Bir hafta evvel. Bize niye kimse haber vermedi Faruk? Bilmiyorum. Hastaneye gidince öğreniriz. Doktor 15-20 dakikaya burada olacak. Bu çocuğu ne zamandır görmüyoruz biz? Adana'ya gittiğinden beri. 5-6 yıl oldu herhalde. Ziyaret saatlerini bilen var mı ya? Biz ziyaretçi değiliz ki, doktoruz. Oğlum sen doktorsun, biz değiliz ki. Artık siz de doktorsunuz. Hayda. Zafer abi. Vay. Hayden. Bakayım. Abi sen de dahileci tipi var. Zaten. Gel, gel. Arkadaşlar şimdi önemli olan şey güvenlik kontrolü, tamam mı? İçeri girdiğinizde kendinizden gayet emin davranın. Oğlum ben böyle kasaba benzedim ya. Böyle biraz kibirli gözükün, tamam mı? Tamam. Eğer yakalanırsak, ki bence yakalanmayız. Ben sizi tanımıyorum. Zaten bana bir şey olmaz, ben doktorum. Sen aşağılık bir köpeksin. Yakalanırsak evet, ama yakalanmazsak... ilacımızı da getirdim. Bardak. Al. Bardağı halledeceğiz. Muzaffer abi. Bu mudur? Evet, arkadaşlar. Birazdan beyaz önlüğün ilahi kudretine tanık olacaksınız. Kibirli gözükmeyi unutmayın. Gelin. Evet. Güzel. Güzel, biraz daha. Üstadım, evet. Son ameliyatımda batına girdiğimde ilginç bir vakayla karşılaştım. Arkadaşım göremeyecek miyim? Ya yardım olsun. Bakın ameliyat oldu. Doktorla görüşelim. Ameliyle falan. Bakın balyalar geldi. Görmemiz lazım. Çok hastalığınız var. Bakın hocam. Ters. Ne diyorsun doktor? Bir şey olmaz, iyileşir. Sağ ol, geleceğim. Sağ ol. İyisin, iyisin. Hazır. Kaldır çiçeği.
Kolay gelsin. Muzaffer, burada yapma bari. Bırak şunu. Geçmiş olsun Hakan. Geçmiş olsun Hakan. Ya doktor, ne olur bu çocuğa? Ya bir şey söylesene Allah aşkına ya. Ne olur? 5-6 ay sonra bir telefon gelir. Bilemedim, bir yıl sonra. Böyle yine arabaya doluşuruz. Hakan'ı son yolculuğunda uğurlamaya gideriz. Sonra siyah beyaza gideriz, içeriz. Hakan'la ilgili acı tatlı anılardan konuşuruz. Güleriz, ağlarız. Sonra sarhoş oluruz. Bir süre böyle devam eder. Bir süre sonra da Hakan'ı sadece bardaki fotoğrafını gördüğümüzde hatırlarız. Bu. İhtiyarı kim arayacak? Vallahi ben aramam arkadaş. Hem hastadan, hastanelerden nefret eder. Hem de beni niye aramadınız diye fırça atar. Ya tamam ya, uzatmayın. Ben ararım. Bana kızmaz o. Canlı müzik nasıl gidiyor Faruk ya? Ya cuma, cumartesi geceleri bayağı kalabalık oluyor. Daha çok genç takımı tabii. Bir hafta sonra takılsanız da siz. Ya canlı müzik çok geç başlıyor. Benim için çok geç. Sonra o müzik kafamı
Tangır tongır kaldıramıyorum onu. Tamam be ihtiyar. Yani bir gece takılsan sağ olursun sana. Ha, bak bu güzel. Oh, eridi vallahi. Bu barda kaç fotoğraf olduğunu bilen var mı? 1120. Nereden bildin? Tek tek hepsini saydım. Boş zamanın çok tabii. Selam millet. Ay doktorum geldi. Rızaliciğim var. Acil. Çok da hoş geldin. Hoş 5-6 defa aradım seni telefonundan. Kapalıydı hep. Benim şu 8,5 saatlik ameliyatlardan biri miydi ha? Bugün gitmedim hastaneye. Aa, bir şey mi oldu? Yok. Evet olsun. Sağ ol Rıza. Bugün Zonguldak'a gittim. Hayda. Hayırdır ne oldu? Hı. Bir şey yok. Ya uzun zamandır gitmedim memlekete. Bir bakayım dedim yerinde duruyor mu diye. Gittim gördüm yerinde duruyormuş. Ha bir de beni cep telefonundan artık arayamayacaksınız. Çünkü cep telefonumu çöpe attım. Tele doktorluktan istifa etmiş bulunuyorum arkadaşlar. Bravo. Doktor bugün çok eğlenmiş. Evet eğlendim. Ya her gün hastane, her gün ameliyathane. Biliyor musunuz bazen hastaneyi yıkmak geliyor içimden. Arkadaşlar yıkmak dedin de bugün bir müteahhitle konuştum. Bu binayı yıkıp yerine yenisini yapmayı öneriyor. Yani %50 ile versen bile acayip karlı. Yeni yapılacak bina eskisinin tam 2,5 katı olacak. Yani zeminden bir kere 4 kat aşağı iniyor adamlar. Rahmetli babamın bu binayı yaptığı 1950'lerde böyle bir şey düşünülemezdi bile. Vallahi. Düşünülemezdi. Düşünülemezdi. Çünkü o zaman kimsenin gözünü böylesine para bürümemişti. Ya Faruk, sen hakikaten bu binayı yıkacak mısın ya? Ya zaten kapatıp gideceğim ihtiyar. Ya Faruk, Allah aşkına söylesene yani bu fotoğrafların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Herkes istersen vermezsin. Barı kapattığın zaman fotoğrafları ne yapacaksın söyler misin? Ya bırak Allah aşkına fotoğrafları şimdi. Nasıl bırak ya? Ya bir çaresini bulurum elbet. Benim ailemde herkes öldü. Hepsi birer fotoğrafa dönüştü. Faruk biliyor musun? Bu bara ilk geldiğim akşam fotoğraflara hayran olmuştum. Aslında bu bar bu fotoğraflar olduğu için var. Ne yapacaksın bu fotoğraflara bakayım ha? Nereye atacaksın? Hakan hastanede şimdi. Onun fotoğrafını ne yapacaksın? Nereye atacaksın? Mahkemeye döndü lan burası. Ne bileyim ben? Allah Allah. Ya bir insana da bu kadar yüklenilmez ki. Biraz zaman verin bana. Zaten kafam karışık. Faruk. Burada bir Moody Blues konseri düzenlesek. Bar kapanmadan. Nasıl olur? He arkadaşlar, nasıl olur? İyi olur, iyi olur. Moody Blues'u nasıl getireceksin? Bir yolunu buluruz elbet canım. Sabah Moody Blues'u çok seviyor. Hani bir Moody Blues konseri düzenleyebilir şurada. Hakikaten ya, Sabah bayılır. Ali'de para çok be. Evet. Ha? Değil mi? Oğlum Moody Blues'u kim tanıyor artık? Biz tanıyoruz, yetmez mi Faruk? Şimdi zaten Moody Blues'u tanımayanla benim hiç işim olmaz. Söyleriz Bakır'a, Moody Blues'u tanımayanları bara almaz. O kadar. Hadi bakalım arkadaşlar, benim için görüşme bitmiştir. Gecemiz sona eriyor. Faruk ya sana biraz fazla yüklendik bugün ama artık sen de anla. Sen gene de bir düşün. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. Evli evine, köylü köyüne, barı olmayan sıçan deliğine. Hadi eyvallah, Rıza eyvallah. İyi geceler efendim. İyi akşamlar. İyi geceler. Size iyi geceler. Biz doktorla bir tek daha atacağız. İyi geceler. Rıza. Buyurun. İlaç. Hı hı.
Ne oldu bakayım doktor? Niye böyle hastalarını bırakıp Zonguldak'a gittin? Ne bileyim. Kafam biraz karışık. Nasıl yani? Ya mesela tıp değil de ne bileyim mühendislik okusaydım mesela. Şimdi bu durumda olur muydum? Sizinle tanışmış mıydım? Siyah beyaz bara hiç gelmiş miydim? Böyle tuhaf sorular işte. Seni rahatsız eden nedir? Bilmem. Uyuyamıyorum. Öyle uyunca da kabuslar görüyorum. Ölen hastalarım gözümün önüne geliyor. Kendimi sorguluyorum işte. Çok mu sıkılıyorsun? Ya nelerle uğraştım bir bilsen. Geçen gün bir berber geldi. Bir mahalle berberi. Eşcinsel bir müşterisi girmiş içeri. Sakal tıraşı yapıyormuş buna. Bu da biraz böyle delikanlı bir tip. Elleri titremiş çekingenlikten. Kesmiş tabii herifi. Kan bulaşmış elinde. Koşa koşa acile geldi. Acaba eşcinsellik bana bulaştı mı diye. Düşün işte. Hadi canım ya. Ya doktor aslında ben... Ben küçükken doktorlar hiç ölmez sanırdım biliyor musun? Hani onlar her şeyi biliyorlar ya böyle bütün hastalıkları falan. Vallahi ya. Canım seni çok çekti bu gece. Bana gidelim mi? Nasıl? Şimdi? Yok, yarın öğlen. Salak mısın sen ya? Öyle şaşkın şaşkın bakma. İkimiz de Brad Pitt olmadığını biliyoruz. Ama uyandığımda seni yanımda istemiyorum. Kalkıp gideceksin. Anlaştık mı? Sana kahvaltı hazırlarım. Bak çok güzel portakal suyu sıkarım. İstersen tabii. Vallahi kahvaltı isteseydim herhalde gidip en iyi yerde, en iyi şekilde kahvaltımı yapardım. Hadi bakalım, çok konuşma. Rıza, bu konuda eğer birine bir şey söylediğini duyarsan... O dilini keserim. Ne konusu? Bir konu mu vardı? İyi geceler efendim. Görüşmek üzere. Burada izle. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar, atlar rüzgar kanatlılar. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Doktor Zonguldak'a gitti. Ben nereye gitsem acaba? Oyuncak sepetinde ya da karşı arsada, şuralarda bir yerde küçüklüğüm olacak.
Anne. 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 Sen görmedin mi? Anne. Otur be. Yeter artık. Ha? Göçemelik de yeter. Yeter otur oturduğun yerde. Oturma. Oturmamalı. Çalışmalı. Of be, güzel. Hey arkadaşlar. Bu gece siyah beyazın son gecesi. Bazılarınız biliyordur ama yarın Faruk siyah beyaz kapatıyor. Evet. 24 yıllık barımız tarih oluyor. Şimdi size son parçamızı çalacağız. Real Love. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Faruk bana bir şey söyledi. Bu parçamızı çaldıktan sonra bu duvarlardaki fotoğrafları alabilirsiniz. Beğendiklerinizi. Evet, siyah beyazın anısını evlerinizde yaşatabilmek için. Şimdi Faruk ve siyah beyaz için kadeh kaldıralım abi. Fotoğrafları bıraksanız lan fotoğrafları. Bırak koyun onları yerlerine. Onlar benim. Benim fotoğraflarım. Ah. Oh. Benim. Oh. Ne oldu be? Oh. 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 Kabustu be. Of. Dur oğlum dur. Dur. Hayır. Aferin. Gel. Gel Zirzof. Gel başımın belası. Gel. Çık. Yürü.
Gel Rino. Bak geri dönmüş. Gördün mü? Ne dersiniz Muzaffer Bey? Faruk Bey kapatır mı barı? Vallahi bilmiyorum ki Rıza. Zor bir soru. Bekleyip göreceğiz. Rüyalarıma giriyor vallahi. 11 senedir burada çalışıyorum. Kendim başka bir işin içinde düşünemiyorum bile. Kabus görüyorum ya. Rakı istiyorlar. Bir başka barda çalışıyorum. Bardak bulamıyorum. Bardak buluyorum. Rakıyı bulamıyorum. Ne içersiniz? Beyefendinin içtiğini iç. Ya sen ne sahtekarsın. Neden kandırdın beni? Neden terk ettin beni? Afiyet olsun. Sağlığına. Kargalar 26 yıldır ne yaptığımı çok iyi bildiğini söyledi. Ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Anlatsana biraz. Çalıştım. Yoruldum. Her şeyi bıraktım. Şimdi rahat bir hayat sürüyorum. Huzurlu. Ha, bravo. 26 yıl bundan daha iyi özetlenemez. Fakülteden mezun olduktan sonra hiç avukatlık yapmadım. Babamın işini devraldım mecburen. İsteyerek değil. Babam erken ölünce öyle hasta oldu. 10 yıl önce de bir kalp krizi geçirdim. Az kaldı ölüyordum. Şimdi ise eski radyoları, eski pikapları tamir ediyorum. Öyle vakit geçiriyorum. Bir de küçük bir sandalım var. Gölde ara sıra balığa çıkıyorum. Müzeyyen nasıl? İyi. Geçen hafta biraz hastaydı ama şimdi iyi. Ya Müzeyyen ne komik bir isim. Nereden buldun? Teyzemin adı. Rahmetli çok ağır kanlıydı. Kargalar her gece buraya geldiğini söylediler. Evet.
Her gece arkadaşlarla burada buluşuyorum. İyiymiş. Hiç değilse sabit bir adresin var. Evet. 30 yıldır benim adresim hiç değişmedi. Ama bazı arkadaşlar sürekli adres değiştiriyorlar. Ama sonuçta ben de 30 yıl önceki adresime geri döndüm. Biraz geç olmadı mı sence? Oldu. Ama olsun, yine de döndüm. Geç de olsa döndüm. Hoş geldin o zaman. Geç de olsa. Fakülteden kimseyi görüyor musun? Dur, Metin'le Alev vardı. Alev. Ne yapıyorlar? 10 yıl önce ayrıldılar. Aa, ciddi misin? Evet. Çok büyük aşktı onlarınki, ne oldu? Çok büyük aşktı. Herkes senin gibi düşünüyordu ama öyle olmadı. Hikayeleri de çok matrak. Metin bir gece uyurken apar topar kalkıyor ve giyinmeye başlıyor. Eyvah, şimdi karım beni bekler, benim eve gitmem lazım diyor. Alev de onu kapının önüne koyuyor. Bir celsede boşandılar. Peki Müfit vardı, o ne yapıyor? Müfit 2 yıl önce gitti akciğer kanserinden. Ben başka kimseyi sormayayım henüz. Senle benden başka hayatta olan kim var acaba? 5 yıl önce de tesadüfen Aytül'ün öldüğünü öğrendim. Ya. O da erken gidenlerden. Biz geride kalanlar birbirimize daha iyi davranalım diyorum. Sen ne dersin? Neyse. Bir daha geldiğimde hem sürgündeki yılların savunmasını da hazırlamış olurum. Hem de daha uzun konuşuruz. Eğer istersen. Rıza, bir tane daha ver lütfen. Bu 3. oluyor ama. Olsun Rıza, yarın bir tane içerim, olur biter. Seninle sohbet etmekten her zaman keyif almışımdır, bunu biliyorsun. Ne zaman istersen. Hesap lütfen. Hesabınız yok. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoşça kal. Hoşça kal. Yarın geri geleceğim. Bekliyorum. Buradasın değil mi? Buradayım. Bir daha beni kandırma, olur mu? Sen de beni bir daha terk etme, olur mu? İyi akşamlar. Tekrar bekleriz. Bunu isterseniz yerine bırakalım. Ya Rıza. Bu akşam böyle olsun. Siz bilirsiniz. Onu da bırak Rıza. Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah. Ya Vedat Usta,
Aynen geçen yıllarda olduğu gibi. Yerler ve duvar beyaz, bar siyah olacak. Hani bir özel bir boyadan bahsediyordun ya, daha uzun süre dayanıyormuş. Ya onun fiyatını bir öğrensene. Eğer uygunsa onu kullanalım. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. İster prostat bar desinler, ister dinozor bar. En az bir 10 yıl daha açız arkadaşlar. Sakatlıya be. Rüzgarsız bir liman gibi, dalgasız sözlerinde.
gözlerinde. Öyle sev ki beni, yalnızlık yalnız kalsın. Kadehler kalksın aşka, dostluğa siyah beyaz fotoğraflar, gülümsesin. Fotoğraflar, gülümsesin.